Evet, Pınar hocamızı yayına almaya çalışıyorum. İstek gönderdim. Geldi. Ben de kabul ettim. Ve yavaş yavaş başlıyoruz. Hocam ben mekan değiştim. Tamam mıyız? Gayet güzeliz hocam. Ben mekan değiştirdim bu arada. Tamam. Ben de Yapacak bir şey tekrar. yok. Çocuklarımızın gürültüsü anca. Evet, sevgili dostlar, her ne kadar 17-30 dediysek de biz Pınar Hoca ile yüz yüze gelmeli herhalde bir yıldan fazla var. Ve bu nedenle de Evet. biraz erken başlayalım istedik programa ve yaklaşık bir 10 dakika erken başladık. Biz bu arada sohbet edeceğiz. Bu sohbet esnasında siz de soru da sormak isterseniz sorabilirsiniz. Tam 5.30 itibariyle kuşaklar kısmımıza geçmiş olacağız. Evet, şimdi bakıyorum bayağı eski dostların hepsi katıldılar programa. Güler hocam gelmiş, Murat gelmiş, Gördüm. Pınar'ın hocanın eşi. Kimler var başka? Mezunumuz, Murat mezunumuz. Oğuz yazıyordu, bir de Murat Özer zannettim ben Yok yok. onu. Ha, peki, tamam. Görüyorum. Mezunlarımızı görüyorum, hocalarımı görüyorum. Evet, Gülür evet. hocamı Gayet. gördüm ben de. Şimdi tabii yani bizim kuşaklar deyince Pınar Hoca ile kesişmemiz orada başlıyor aslında. Bakacak olursanız ilgili arkadaşlar. Çünkü 2012. 2012 Nisan ya da Mayıs. Nisan ya da Mayıs. Ben henüz Şubat ayında yeni başkan seçilmişim derneğe. Toparladık. Dediler ki şey yapacağız. Kongre zirve yapacağız. Yapalım, ne zaman yapalım? Mayıs'a dedik. Mayıs'a zirve olmaz. Yani ne zaman yapacağız? Eylül'e yapacağız. Ne yapacağız? Konumuz ne olacağız? Düşünüyorduk. Birileri kuşaklar dedi ama hiç o kadar da şey yapmamıştık. Nasıl yapacağız? Hani daha bilmiyoruz. 2012 yıl. Bir telefon geldi ya da bir mail mi geldi? Tam hatırlamıyorum ama bir mail geldi zannediyorum. Dediler ki biz 9 Eylül Üniversitesi kuşaklar üzerine bir araştırma yapıyoruz. Bunu Peryon'la beraber yapabilir miyiz bölgede? Valla koştura koştura gittim toplantıya, hiç unutmuyorum. Kariyer koordinatörlüğünde de yanlış hatırlamıyorsam toplantı. O toplantıyla beraber başladık. Ve bugüne kadar geliyoruz işte. Benim dönemimin de ilk kongresi kuşaklar olmuştu. Üç kuşak bir zirve mottosuyla sevgili hocalarımla beraber güzel bir 2 gün geçirmiştik. Hem ilk kongre telaşı, heyecanı, acemiliği ama bunun sonucunda da güzel bir sonuç bildirisi vesaire çıkmıştı. Keyifli oldu, güzel oldu. 2 gün Pınar Hocam, Engin Hoca, ondan sonra Ömür Hocam. Ömür Hoca vardı. Evet, aynen. Özlem Hoca, 4 kişi katıldılar. Ebru Hoca da uzaktan katılmıştı o zamanlar. Ebru Günlü hocamızdan. O da biraz destek Bütün olmuştu. Evet, ekibimizde bizimle evet. Evet, birlikteydi. Mutfak da evet. Tabii kalabalıktı. tabii. Güler Mutfak Hocam da kalabalıktı. birlikteydi. Doğru. Ama tabii hani ne çıkacağını bilemedik sonuçta olarak. Çünkü araştırma yapıldı edildi. Bütün üniversitedeki işte odak grup çalışmasına katılan öğrencilerin aileleri vesaireleriyle de görüşüldü. Sadece öğrencilerle de değil. Valla o gün İşverenler, şart. insan Evet, iş. kaynakları uzmanlarıyla, Evet. ailelerimizle, Çok büyük bir ebeveynlerimizle. araştırmaydı aslında o. Ve tabii bu araştırmanın sonrasında da ciddi bir zirve gerçekleşmiş oldu. Biz o günlerde hocamla çok sık televizyona çıkardık. Belki hatırlayanınız vardır. Sabah kuşağı programlarında çıkardık. O zaman sabah haberleri
programında Ege TV olsun, Yeni TV olsun vesaire de. Tabii kendi kendimize sabah şekerleri diyorduk. Hoş günlerdi. Bakın şimdi. Bugün de akşam şekeriyiz. Evet, akşam şekeriyiz. O zaman iftara doğru programı gibi evet. Olacak. Bugün de öyle. İftar öncesi. İftar akşam öncesi. Şekeri. Aynen öyle. İftar programı yapmış olduk. Kısmet de bugüneymiş. Hocamla da epeydir konuşuyoruz biz bu programı yapabilmek adına. Yapamadık. Bugüne denk getirdik. Kısmet böyleymiş. Ne yapalım? Nasıl gidiyor hocam? Bildiğiniz yoğun gibi, olduğunuzu görüyorum. Yani yoğunuz, hepimiz çok yoğunuz. Pandemi koşulları hepimizi ekranlara kilitledi. Artık işin içinde yaşıyoruz ekrana bağımlı olarak. Neredeyse boynumuza asıp gezeceğiz tabletlerimizi, bilgisayarlarımızı. Herkes de aynı durumda diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii ki pandeminin yarattığı güncel sorunlarla diyelim ve belki de fark ettiğimiz fırsatlarla hem boğuşuyoruz hem o fırsatları yakalamaya çalışıyoruz. Doğru. Öncelikli olan da sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Yoksa bizim bir yıl boyunca yan yana gelmememiz diye bir şey zaten başkanım söz konusu olamaz. Mümkün değildi ama işte pandemi ayırdı bizi, öyle diyelim. Evet. Maalesef. Yoksa biz yani hem yazlık hem kışlık yerde çok yakın oturuyoruz. Ailelerle de görüşüyoruz. Kısmet böyleymiş. Bu pandemi bizi böyle yapacak bir şey yok. Bu yazlığın mutluluğumuz var ama aslında bu belki ne kadar duyarlı olduğumuzun da işareti. Yani bunca samimiyete, bunca şeye rağmen biz bir araya gelmemeye, özlemeye tabii ki. Yani uğraştık, çalıştık ama ettik. Evet, insanlar maalesef insanlar maalesef bu bizim yaptığımız sorumluluğu ya da özveriyi yapamıyorlar. Yapabilmiş olsaydı herkes belki bugün kapanmak bugüne gibi bir dönemi yaşamak zorunda kalmayabilirdik. Maalesef bir takım sıkıntılar tabii kolay değil. Çekiliyor ve çekilecek de daha öyle gözüküyor. Pek kolay geçmeyecek pandemi. Ama pandemi de işte bazı şeyleri bize öğretmiş oldu. Bu da iyi oldu. Hem kuşaklar açısından iyi oldu, hem çalışma hayatı açısından oldu, hem insan kaynakları açısından iyi oldu. Kötü tarafları çok daha fazla ama iyi tarafları da var. Hani hep de kötüyü görmemek gerekiyor. Bu şekilde baktığımız zaman bir takım güzel taraflarıyla beraber düne kadar insan kaynakları sadece bir departmandı. Şimdi stratejik ortak oldu en azından. O anlaşıldı. Hep söylediğimiz, hep altını çizdiğimiz boyut nihayet önemli. Evet, gerçekleşti. Evet, kesinlikle. Düne kadar hepimiz biliyorsunuz uzaktan çalışma dedik durduk. Kimse bizi kale almamıştı. Ama bir baktılar ki uzaktan çalışma ne güzelmiş. Şimdi de bırakmak istemiyorlar. Bizim için de üniversite boyutuyla da aynı şey. Uzaktan eğitime dönük stratejilerimiz vardı, hazırlıklarımız vardı. Merkezimiz de vardı bizim. Ama pandemi bir kırılma noktası oldu. Neticede herkes, uzağında kalmaya çalışan herkes de işin içine girip yüzünü öğrenmek zorunda kaldı. Aynen, birçok yetkinliklerimizi de geliştirdik aslında bu vesileyle. Tabii yani bir de yeni yetkinlikler ilave ettik bizim insan kaynakları sözlüklerimize ya da şeylerimize, görev tanımlarımıza. Bir de o var yani. Ben şimdi bir tane ayın 22'sinde zannediyorum sunumum daha var. Oraya insan kaynakları, dijital insan kaynakları hazırlığı yapıyorum. Orada da birçok şeylerle karşılaşıyor. Artık o kadar değiştirdik ki birçok şeyi. Düne kadar İşte hiç olmayacak şeyler, olmayacak pozisyonlar, olmayacak konular şimdi karşımıza çıkıyor. Bunları işlememiz gerekiyor. Ben seviniyorum insan kaynakları açısından. Tamam, insanlık adına veya pandemiyi yönetmek adına kötü bir şey ama bazı şeylerin de görülmesi gerekiyordu. Belki de böyle bir evet. Derler ya, bin musibet bir nasihattan iyidir hesabı. Böyle bir şey olacak herhalde. Her kriz fırsat ve tehditleri birlikte barındırıyor. Fırsat evet. Tarafına odaklanmak önemli. Tabii. Ne evet, mutlu yavaş size, ne mutlu size
Öyle bir kuşağın üyesisiniz ki, hem de dinamik kalan bir üyesisiniz. Her türlü değişimin içinde olup, adapte olup, hatta liderliğini yapma şansına sahip oldunuz. Evet, bu hani olumsuz bir olay ama böyle bir deneyimi olumluya çevirenlerden biri olma şansını yakaladınız. Başka Evet, bir de konuyu öyle yavaş bir, yavaş böyle evet, bağlayalım değil mi? saat, evet, kuşaklara doğru Bağlayalım. getirmek için bunun altını çizmek isterim doğrusu. Doğru, haklısınız. Yani neler hayal ediyorduk bir taraftan, bir taraftan da nelerle karşılaştık ama hatırlarsan ben arkadaşlar çoğunuz biliyordur ya da bilmiyordur. Pınar Hocam 3 dönemdir bizim Peryon'un yönetim kurulu üyesiydi aynı zamanda. Ve geçen dönem yönetim kurulundayken ben 10-11 Mart'ta İstanbul'daydım. Tam pandeminin açıklandığında Peryon'un yönetim kuruluna gitmiştim. Ve o günden itibaren yani ilk günden beri biz bu işin içerisindeyiz. Aslına bakacak olursunuz ve sürdürülebilirlik adına ya da başka düşüneceğimiz konular açısından da baktığınızda Peryon özellikle Ege Şubesi, yani hiç de bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Her hafta yayın yaparaktan, hatta yeri geldi 2 yayın yaparaktan sürdürülebilirliği devam ettirdi. Ve bu pandemi döneminde çalışanların, işverenlerin, işçilerin, herkesin yanında olmaya özen gösterdik. Ama tabii olması gereken zaten buydu. Canlıları yapamayınca işte böyle online'larla idare ettik. Bugünlere kadar geldik. Bir an evvel de canlıya dönmeye heves ediyoruz. Bakalım Hayırlısı. hayırlısıyla. Evet hocam, şimdi yavaş yavaş geçelim diyoruz. Zirvemizden başladık. Geçen 2012 yılında yaptığımız zirvemizden. Evet, yeni 2000... katılanlar da var. Hatırlatırız biraz Evet. zirveyi de kısaca tekrar. Yani Aslında bizim... başkanım, böldüm sizi ama Estağfurullah, ben buyurun. hani şunu Siz söyleyerek konuşuyorsunuz baş hocam, ben benim şunu söyleyerek sohbet olması değil. çok keyifli olacak benim için Tamam. gerçekten. Sizleri de çok özlemişim. Ekranda isimlerini gördüğüm dostlarımı, öğrencilerimi, Ben hocalarımı yorumları kapattım bu arada. sevgiyle selamlıyorum. Sonra belki soru cevap ve Evet, katkıları sonra doğru olabilir açacağım. herhalde. Tamam. Yani aslında biz insanlık tarihi kadar eski ama eskimeyen bir başlığı bugün ele alıyoruz bu sohbetimizde. Ekran başındaki izleyenlerimizle birlikte. Çünkü kuşaklar olgusunun tarihsel gelişimine baktığımızda Aristo'ya kadar, Antik Yunan'a ya da Eski Mısır'a kadar gidebiliriz. Ve hani hep o eğitimlerimizde, sunumlarımızda Aristo'nun sözünü paylaşırız. İşte gençler artık eskisi gibi değiller, saygısızlar ve benzeri gibi. Ve bunun güncel bir serzeniş olduğunu zanneder bazı katılımcılar. Oysa milattan öncesine dayanır bu ifadeler. O yüzden insanlığın değişmeyen bir gerçeğini konuşuyoruz bu akşam da aslında. Doğru söylüyorsunuz. Öte yandan bilimsel olarak ele alınışını, özellikle de insan kaynakları ve yönetim alanında ele alınışını düşünecek olursak, nispeten yeni olgunlaşmakta olan bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Aslında çok farklı disiplinlerin ilgisini çekmiş bir konu ve çekmekte, disiplinler arası araştırılması gereken bir konu. Ama bizim alana doğru 2000'li yıllarla birlikte gelmeye başlıyor. Oradaki kırılma noktası ne? Şu anda da bizi izleyen sevgili 80 sonrası Y kuşağının iş dünyasına dahil olması ve onların beklentilerinin, değerlerinin önceki kuşaklardan çok farklı olması. Bütün bu süreçte önce belki tüketici davranışlarında işletmecilerin ilgisini çekiyor. Hatta iş dünyasında önce popüler bir kavram oluyor.
Bu arada hocam, Pınar hocam. Pınar hocam. Hoca beni de duymuyor işin kötüsü. Hocam beni duyuyor musunuz? Evet. Bir duyuyorum. Evet. Şimdi güzel. Ben duyuyorum gerçi sizi. Hani hiç sesiniz bende kesilmedi ama izleyicilerimiz duymadığını ifade edince ben de şey yapayım istedim. Yani uyarayım istedim sizi. Şu an nasıl arkadaşlar? Sıkıntı var mı? Ses geliyor mu? Pınar hocam, biraz konuşalım isterseniz. Ben de duymuyorum şimdi. Hocam bir çıkın girin isterseniz. Hocam bir çıkın girin isterseniz. Ben de sizi duyuyorum. Ama arkadaşlar ben de duymuyorum. Hiç kimse duymuyor. Herhalde şimdi ikinci yayın aldım tekrar hocayı. Daha net gelecek diye düşünüyorum. Kabul ettim hocam. İşte onun herhalde internetinde sıkıntı var. Şu an Pınar Hoca bekleniyor diye altta yazıyor. Katılamıyor dedi. Ha. Ben istek göndereyim Pınar Hoca'ya. Evet, ben istek gönderdim bu sefer. Bir daha gönderdim. Hocam. Ben geri geldim umuyorum. Duyuyor musunuz beni? Ben duyuyorum. Arkadaşlar duyuyorlar mı bilmiyorum. Duyuyor musunuz acaba? Herkes duyuyor mu? Ya da duymayan var mı? Evet deniyor. Duyuyorlar o zaman hocam. Aa, tamam. Evet. Duyuluyor Nerede herhalde. kalmıştık? Evet. Başkanım Bir eski ve eski. 2 dakika falan iki Kesildi. dakika Tamam. falan duyulmamış. Şunu söylemeye çalışıyordum Evet. aslında. Hani yerelliğin önemi burada değerli. Biz de Peryon'da aslında bunu dikkate almıştık. 2012 yılında yaptığımız sizin başkanlık döneminizin ilk zirvesinde, üç kuşak bir Evet. zirvede. Evet.
Evet. Çünkü öbür türlü çeviri şablonlar üzerinden kendi bağlamımızda kuşakları anlamaya çalışıyoruz. Oysa bütün bu Baby Boomer, X, Y kuşakları daha çok Amerikan gerçeğinin tanımladığı kuşaklar. Biz de kendi yerimizdeki hassas noktaları ve farkları görmek üzere o çalışmaları başlatmıştık. İyi ki de başlatmıştık diyorum. Evet, evet. İyi ki de başlatmıştık. Gerçekten yani Nisan ayından ta ki Eylül ayında zirve yapılıncaya kadar ciddi bir çalışma olmuştu. Ve bu ciddi çalışma esnasında da sizlerin yapmış olduğu anketler vesairelerle güzel bir sonuç çıkmış. Ama tabii şimdi baktığımız zaman üç kuşak bir zirve ama bu bir öğrenci bazında yaptığımız, iş dünyası bazında yaptığımız araştırmada. Tabii oradan buraya çok köprülerin altından sular geçti. Niye sular geçti? O zaman Baby Boomer X, Y varken şimdi Z de gelmeye başladı yavaş yavaş. Ve ben her ne kadar bir X diyorum, Baby Boomer olsam da dahi biz de hala daha işin içerisindeyiz görüldüğü üzere. Yani üç kuşak bir zirve teması şu an hatta dört neredeyse kuşak. Dört kuşak olduk. Evet. Tabii. Bizim evde de dört kuşak var zaten. Yani bizim evde de dört kuşak her yerde bu şekilde yürüyor gidiyor. Ama tabii kuşakları idare etmek zor. Ben bunu danışmanlık yaptığım şirketlerde de görüyorum. Çünkü benim danışmanlık yaptığım şirkette babalar, oğullar ve torunlar yavaş yavaş başlamışlardı. Kuşak farklılıkları çok farklı, değişik şekilde geçiyor. Bunlara kısaca değinecek olursak, mesela şimdi X kuşağı ile Y kuşağı arasındaki fark ya da X kuşağı ile Z kuşağı arasındaki farkı şöyle biraz evet. inceleyecek olursak neler konuşmamız gerekiyor? Şimdi o günlerde dediğiniz gibi mercek Y kuşağının üzerindeydi. Onlar çünkü çok farklı gelmişti önceki kuşaklara. Oysa bugün biz artık Z kuşağını merak ediyoruz ve yavaş yavaş da onlar da iş hayatına girmeye başladılar. Onlarla ilgili araştırmalar da bu anlamda başladı. Ama tabii şöyle demek lazım, henüz ergenliklerini sonlandırıyorlar. Genç yetişkinler olmak üzere var. Şimdi dört kuşağız. Bebek patlaması kuşağı sizler çok şükür hala bizimlesiniz. Aslında başkanım her kuşak kendi şarkısıyla geliyor ifadesini seviyorum ben. Ve böyle kuşağımızı tarif ederken de birazcık yetiştiğimiz günlere dönüp bazı sorulara yanıt vermek gerektiğini düşünüyorum. Çocukluğunuzdan, ilk gençliğinizden hatırladığınız önemli olaylar, ekrandaki herkese soruyorum, ulusal, uluslararası, çocukluğunuzda oynadığınız oyunlar, izledikleriniz, dinledikleriniz, medyadaki takipleriniz, o günün popüler kültür figürleri, bunlar aslında o kuşağın şarkılarının temellerini oluşturuyorlar. Sizin kuşağınız otoriteye saygılı, itaatkar, çalışmak için yaşayan, gereken neyse onu yapan ve ne Doğru. yapmam gerekiyorsa söyle diyen bir kuşaktı. Ve emret yapayım. Emret evet, yapayım. İdealistiniz, sadıktınız. Sizin evet. yaşadığınız koşullar böyle yetişmenize neden olmuştu. O yüzden de evet, ne yapmam gerektiğini söyle, ben yaparım idealine sahiptiniz. Aynen öyle. Biz birazcık yaşamak için çalışan bir kuşak olduk. Nasıl yapalım onu söyleyin dedik. Ne yapacağız onu söyleyin demekten çok. Materyalistik herhalde bir parça. Zorluklarımız olduğunu kabul etmek gerekir. Özellikle yine yerini unutmadan Türkiye bağlamında da X kuşağı da nice meşakkat atlattı. Sizin aranızda teknofobi yaşayanlar var. Çünkü teknolojiyle geç tanıştınız. Sormayın hocam. Biz evre evre o teknolojinin gelişimini yaşadık aslında süreç içerisinde. İşte televizyon hayatımıza girmişti. Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri vardı. En azından kentli belli bir statüdeki ailelerde.
renksiz televizyondan renkliye geçişi, çok kanala geçişi gördük. Daktilo ile başladığımız iş hayatımızda bilgisayarlarla ve internetle tanıştık. Ankesörlü telefonu da gördük, akıllı telefona da alıştık. Biz teknolojiye alışmak zorunda kaldık. Sizden daha fazla iş-yaşam dengesi aradık. Ama bizden sonraki kuşaklar gibi de olmadık. Biz kendimizi onlar kadar özgürce ifade etmedik. Birazcık bizim kariyerlerimiz çünkü ebeveynlerimiz tarafından şekillendirildi ve öğrenciliğimiz boyunca alışık olduğumuz gibi gitti. Eti senin, kemiği benim gibi gitti. Zorluklara katlanmak gerektiğini düşündük. Siz zaten iş değiştirmeyi çok korkunç buluyordunuz. Aklınıza tabii gelmiyordu. Aynı kurumdan emekli olma hayalleriniz vardı. Biz de gerekli olmadıkça iş değiştirmek gibi bir şeyi çok kariyerimizin başında hayal etmedik açıkçası. Sevgili hocam, sizin de çok iyi tanıdığımız bizim akranlar, işte Mustafa Dericiler, rahmetli Doğan Camanlar, 30-35 yıl bir iş yerinde çalışıp da ayrılan insanlar. Yani gerçekten bizdeki, ben en çok ayrılanlar, ayrılıp iş değiştirenlerden birisiyim. 4 tane değiştirdim. Şimdi yılda 4 tane değiştiren var diyeceğim neredeyse. Yani o derece şey değişti. Çünkü şu anki kuşak özellikle X'ten sonra Y de yani verilen vaatler ya da tutulmayan sözler söz konusu olduğunda hemen asmalık diyor gidiyor. Biz nerede? Biz beklerdik. Çünkü Y kuşağını şimdi şunu söylemek lazım. Yeni kuşakları yadırgamak yerine nasıl böyle oldular, onları ne biçimlendirdi bunu anlamaya çalışmak ve empati kurmak gerekiyor. Bir de harekete geçmek, birbirimizi anlayabilmek ve karşılıklı öğrenip sinerji yaratmak için. Y kuşağı zaten adı üstünde Y kuşağı. Neden diye soran kuşak. Siz ne diye sordunuz, biz nasıl diye sorduk. Onlar sürekli neden diye sordular. Çünkü biz onlara soru sormayı öğrettik. Özgürlüklerine daha düşkünler. Bu bize bazen otoriteye farklı yaklaştıkları için belki saygıda kusur gibi geliyor ama hiç böyle bir şey yok. Onlar saygının kazanıldığını düşünen bir kuşak oldular. Sorgusuz, sualsiz, otoriteye itaat eden değil, sorgulayan bir kuşak oldular. Ve geri bildirimleri çok önemsediler. En önemli motivasyon kaynakları hala daha geri bildirimler. Ancak bizden ve sizden sabırsızlar. Ve ben o kuşakla sohbet ederken sebat sözünü fark ederdim. Şimdi yeni kuşak, Z kuşağı zaten hiç bilmiyor sözcüğün anlamını. Hayatlarında böyle bir şey yok. Y kuşağı daha fazla iş, özel yaşam dengesini aradı. Teknolojiyle çok erken tanıştı. Ve teknolojiyle barışıklardı. Sizin kuşak için teknofobi yaşandı dedik. Ama Y kuşağından itibaren artık nomofobiden söz ediyoruz. Cep telefonum çalışmazsa ben ne yaparım? İnternet bağlantım koparsa, şarjım biterse ben ne yaparım dünyasında yaşıyoruz artık. Y kuşağını da aslında 80, 90 ve 90 sonrası diye. Ben yorumları tekrar açtım. Hocanın sesini duymakta zorlanıyorum. Acaba sizde durum nasıl? Bilemedim. Pınar Hoca'nın sesi geliyor mu arkadaşlar? Zaten şu an bende de yok. Ya da ben mi kötüyüm? Ben mi Pınar Hoca'ma? Anladım. Pınar Hocam, tekrar bağlanacağız Pınar Hocam. Ben sizi atayım. Ayrıldı. Ben tekrar çağırayım.
Evet, Pınar hocamı hocam, beni duyuyorsunuz. Eğer Wi-Fi ile bağlanıyorsanız sıkıntı olabilir. Okuldasınız biliyorum. Bence cep telefonu kendi hattıyla bağlanmaya çalışın. Daha rahat olacağını tahmin ediyorum. Ben size istek gönderdim hocam. Bir daha göndereyim. Nasıl olsa buradan istek rahat gönderebiliyorum. Hocam Wi-Fi'nizi kapatıp telefonunuzun kendi internetiyle bağlanırsınız daha rahat edeceksiniz diye düşünüyorum. Okay. Ben size istekler gönderiyorum. O istekler gelmiyor mu? Hocam süre daha dolmaz. Daha yeni başladık, dur. Daha 5'e geliyor saat. Aldım Pınar Hoca sizin yayına sizi. Bakalım. Bağlı. Heh, evet gayet güzel şimdi. Duymuyorum hocam sizi. Yine kopuyorsunuz. Hatta dondunuz. Şimdi geliyor. Şimdi iyi. Allah Allah, sebebini anlayamadım. Şu an iyisiniz hocam. Tamam, kalayım ben böyle. Sen orada dur hocam. Daha iyi Tamam, olacak. hiç kıpırdamıyorum. Heh, Ama evet, sanki burası güzel. aynı sürede yine koparacakmış gibi beni. Olsun, biz kaldığımız yerden bağlayıp konuşuruz. Bunu Evet. zaten çok O. denemesini yaptık beraber. Evet. Y kuşağını da 80'liler ve 90'lılar diye aslında İki grupta incelemekte yarar var. Onların arasında bile benzemezlikler var demiştim ben en son. Siz benden bu dört kuşağın farklı özellikleri Doğru. nelerdi, bir üzerinden geçebilir miyiz diye Evet. sorduğunuzda bunları konuşmuştuk. Yanılmıyorsam burada kalmıştık. Evet. Aynen Z, devam. yavaş yavaş o zaman 2000 sonrası doğumlu Z kuşağına gelelim. İş Evet. dünyasının merceği bundan sonra onların üzerinde olacak. Dediğim gibi aslında henüz ergenliklerini yaşıyorlar, tamamlamak üzereler. O sabah şekeri olduğumuz programlarda da Z kuşağı bir oğlum olduğunu söylemiştim. Şimdi Z kuşağı ergen bir oğlum var. Pandemi yaşayan, üniversite sınavına hazırlanan bir oğlum var. Onları farklı Evet, kılan canı da buradan alalım yani. analım tabii ki, kulaklarını çınlatalım. Bu arada mutfakta bana çok desteği oldu bu hazırlıklarda. Teşekkür de edelim. O Çünkü onlar gerçek küçükler bu işlerde bu ara evet mutfağa giriyorlar, evet. giriyorlar. Gerçek yerli dijital kuşak onlar çünkü. Hiper Doğru. bağlantılı bir kuşak. Evet, Y kuşağı da internetle çok aşırı neşir, teknolojiyle çok aşırı neşir ama ama Z kuşağının durumu farklı. Onlar doğuştan dijital bir kuşaklar ve bir de hani kültürel bağlamı dikkate alalım, sosyolojik tanımıyla kuşakların demiştik. Şöyle bir iddia da vardı yine 2000'li yılların başında. Aslında zaman içinde küreselleşme ve özellikle teknoloji geliştikçe
küresel kuşaktan bahsedebileceğimiz iddiası, Z kuşağı belki o küreselliğin ilk işaretini veren kuşak. Çünkü teknoloji sayesinde çok birbirlerine bağlantılılar, sürekli online'lar dünyanın her yeriyle, her şeyi aynı anda yaşayabiliyorlar ve takip edebiliyorlar ve ortak bir dilleri var. 40 harfle işte Twitter'da kısa cümlelerle konuşabilen Y kuşağımız vardı. Şimdi Z kuşağı emojilerle kendini anlatabiliyor. Zaten yavaşlığa ve rutinliğe tahammülleri yok, olmayacak da. Böyle uzun uzadıya bir şeyi dinlemek, izlemek, okumak istemiyorlar. YouTube'daki onlara hitap eden hızlı, pratik, kısa, hap yapılmış, öze inen, canlı ve ilgi çekici sunumları izlemeyi tercih ediyorlar. Geleneksel yöntemlerle onlara ulaşmak mümkün değil. Influencer'ların peşinden gidiyorlar ve kendileri de onlardan biri olmak istiyorlar. Bu sadece para kazanmak ve ünlü olmak anlamında da değil. Z kuşağının çok farklı duyarlılıkları var. Sizler de mutlaka hissediyorsunuz. İş yaşamına yeni giren gençlerden, dokunduğunuz eğitimlerdeki katılımcılardan, bizden, çocuklardan ve çalışma arkadaşlarımızdan, torunlarınız büyüdükçe onlardan fark edeceksiniz. Sosyal sorumluluklara Y kuşağından da daha fazla duyarlı, daha barışçıl, doğaya duyarlı, daha doğa dostu, samimiyet arayan, gerçekçi olma kaygısı duyan yeni bir kuşak adım adım yetişkinliğe yaklaşıyor. Ve onlar yeni dünyayı biçimlendirecekler ve üstelik böyle bir hayalleri de var. Böyle bir hayalleri de var. Her şey mümkün diyorlar, diyecekler. Bakın bu çocuklar 8 yaşında en geç bilgisayarla tanıştılar. Tabii dijital uçurum hala var ama yine kentli ve belli bir ekonomik seviyedeki aileler için konuşuyorum. 9 yaşında internetleri vardı. 10 yaşında hepsine telefon, akıllı telefon vermiştik. Yaşam bunu gerektirdi. Bu çocukların ebeveynleri... Yine hocam döndü. Ben çok kötü duyuyorum. Herhalde yine bir kopukluk yaşıyoruz. Evet, Ebru hocam da aynı şeyi söylüyor. Evet, donduk. Ben yine bir çağrı atmaya başlayayım size. Başlayla bir tane gönderdim. Ama da enteresan olan Pınar hocam kopmadı yani. Böyle kopmakla pamuk ipliğiyle orada bağlı gibi duruyor. Şimdi koptu. Bu arada göndermiştim iki tane. Onları yakalar mı? Bir daha göndereyim. Murat'cığım zaten yayını kestik şu an. Pınar Hoca'ya almaya çalışıyorum tekrar yayına. Hocam gönderdim size davet. Bir daha göndereyim. Herhalde bu. Evet. Aldım. Hocamızı bekliyoruz. Evet. Anlamıyorum ne olduğunu çünkü internetim çekiyor görünüyor. Eyvallah.
Türkiye bu Yani başkancım 7/24 canlıdayım ben bu odadan, çalışma odamdan her an her saat connected'ım. Yani neden bugün böyle oluyor bilmiyorum. Ama olsun. Murphy gelmiştir. Murphy gelir olsun. Murphy bizim moralimizi bozamaz. Aynen Murat öyle. Murat şimdi duyabiliyor musun beni? Murat duyamıyorum, duyamıyorum diye. Evet, görüyorum, görmüyorum, duymuyorum, işitmiyorum gibiydi. Evet. Evet. Çünkü ben Tamam. aslında yokum. O yüzden yani problem sizde değil. Hocam ben bu ekranlara alışamadım. İşte sorun Ben orada. şimdi Ben burada evet canlı değilim. doğru Ben söylüyorsun ekranlara Ebru alıştım. hocam. Nazar ya. Hakikaten nazar kıracağım O şimdi. da var Ebru. Bir de Şurada biliyorsun ben ekran kırayım insanı değilim. Fotoğraf insanı değilim. Video insanı değilim. şunu. Direkt online Gelin. olmak. Lütfen Televizyon insanısınız salonlarda siz. canlı canlı dinleyin beni. Bekleyin pandemi bitsin. Olmuyor, barışamıyorum ben ekranlarla. Bakın Engin Hoca nasıl gülüyor. O alışık. O alışık tabii ki. Azıcık bana da bulaştırsaydı. O ancak eski resimleri bulsun bulsun çıkarsın O olmasa albümüm bile yok. koysun. Vallahi. Neyse. Şimdi biraz evvel hani şeyleri söylüyordunuz ya hani televizyondu. Metiyeler düzüyordum. Evet, ben 16 yaşında televizyonla tanıştım. Şimdiki kuşak bırakın televizyonu, televizyon seyretmiyor zaten. Elinde telefonu, önünde laptopu ya da iPad'i. Bunlarla doğuyor yani, doğuyor. Hatırlarsanız 2012'de yaptığımız o zirvede şu denmişti. iPad parmağım acıyor anne. Acıyor. iPad parmağı acımasını bırakın artık, her taraf acıdı. Şeyler döndü. Gözler bozuldu vesaire. Çocuklar için konuşuyorum. Bizimkiler zaten bozuk. Yani ben 16 yaşında televizyonla tanıştım ve radyo tiyatrosu dinleyerek büyümüş Baby Boomer'ım yani, çok net. Ama şu an karşınızda çok da güzel işte canlı yayında yapabiliyorum. İşte ama siz adapte olabilen kıdemli kuşak üyelerinden birisiniz. Ondan hani teknofobi dedik, o sizde yok. Sizin kuşağınızın bazı üyeleri gerçekten muhteşem bir giriş yaptılar sosyal medyaya da bütün bu yeni dijital olanaklara da. Doğru. Ebru hocamın annesi de onlardan biri. Evet, Ebru'dan daha evet. sıkı takipçi bazı noktalarda. Her ne kadar halen Facebook'ta ama olsun. Yeter. Yani bizim gibi Güzel iki çeşitli kanal. mecralarda dolaşacağına sağlam bir yerde olsun insanlar, belki bu daha güzel. Evet. Şimdi bu biraz önce siz dediniz tabii ki dijitalin içine doğdular. Bunun artıları da oldu, eksileri de oldu. Hiperaktiviteyi, dikkat eksikliğini falan bu çocukların ebeveynleri duydular. Bu çocukların ebeveynleri bunlarla nasıl mücadele edeceğiz dediler. Aslında çoklu becerileri var ama az önce dedik ya YouTube'daki kısa videoların peşindeler. Bu daha çok hoşlarına gidiyor. Çünkü dikkatlerini uzun süre özellikle de ilgilerini çekmeyecek ve yavaş bir şeye onların odaklayabilmemiz bizim mümkün değil. Daha az televizyon izlediler, daha çok dijitaldeydiler. Mahremiyetlerine önceki kuşak kadar özenemediler o dijitalin içinde yaşadıkları Doğru. için. Bu yüzden de nomofobi onların gerçeği oldu. Ama dediğim gibi bu çocuklar yaratıcı öte yandan çok çoklu becerileri getiriyorlar ve farklı yönlerde kendilerini geliştirmeyi bekliyorlar. Zaten biz kariyerle ilgili de değişen yeni modellerden söz ediyoruz. Gelecekte paylaşım ekonomisinin içinde zaten mesleklerden ziyade yetenek sepetlerini konuşacağımızı söylüyoruz. O yüzden de zaten onları bekleyen geleceğe de ancak böyle adapte olabilirler. Doğru. Başarılı girişimci gençleri gördüler. Y kuşağının iyi örneklerini izleme şansları oldu. Onları örnek alacaklarını tahmin ediyorum ben. Çoğu bu gençlerin girişimcilik yolunu tercih edecekler.
teknolojiyle ilişkili sektörlerde olmayı tercih edecekler. Tükettikleri söyleniyor ama onlar tüketmek kadar türetiyorlar da. Kendi içeriklerini türetmek istiyorlar. Bir şeylerin içine dahil olmak istiyorlar. Geri bildirim onlar için de önemli. Ama böyle belli aralıklarla verilen geri bildirim değil, sürekli verilen, anında verilen geri bildirimler onlar için daha kıymetli olacak. Önceki kuşaklara yaklaştığımızdan farklı yaklaşmak zorundayız Z kuşağında. Bu arada bir de C kuşağı çıktı şimdi biliyorsunuz. C kuşağı, Covid kuşağı. Şimdi yavaş yavaş gelmek gerek o kuşağa da. Evet. Aslında günümüzün ve pandeminin maalesef en çok etkilediği kuşak bu kuşak. Şimdi kim bunlar? Onlar da aslında şu anda Z kuşağı diye tanımladığımız kuşak. İşte biz Z kuşağı için esnek çalışma ortamları, oyunlaştırdığımız süreçlerin tasarımı, daha fazla deneyim fırsatı, yaratıcılıklarını kullanma olanı, onlarla didaktik olmamak, koçluk yapmak, mentorluk yapmak, tersine mentorluk yapmak, doğrulanmış bilgiyi vermek gibi ipuçlarını konuşuyorduk. Ama bu esnada bu küresel olduğunu iddia ettiğimiz kuşağı bir de küresel pandemi için aldı. Hepimizle birlikte onları da. Evet. Ve bu pandemi tabii ki bütün kuşakları etkiledi başkanım. Sadece Z'yi değil. Doğru. Ama en çok Z'yi biçimlendirecek. Çünkü onlar ergenliklerini ve çocukluklarını birçok bir şeyi yaşayamadı. İçinde yaşadıkları var, yaşamadıkları var. Siz şimdi C kuşağı diyorsunuz. Boomer kırıcı da denecek diye iddia edenler var. Peki. Böyle kendimi sıkmak gibi olmasın. Bu kuşağı boomerlar üzerinden ifade eden, böyle isimlendirileceğini iddia eden kişiler de var. Çünkü boomerların üstüne de oynadı birazcık sanki pandemi. Kesinlikle. Kuşaklar arası etkileşimi de etkiledi. Bence bir fırsat vardı burada. Belki ilk önce neye uğradığımızı şaşırdığımız için ve üst kuşaklarımızı korumak için birazcık ayrımcılık yaptık onlara. Önce onları kapatmaya çalıştık. Siz de sabırla, siz ve sizin üst kuşağınız. İş yaşamında değiller ama onlar hala baş tacımız. Sabırla koruk helva olur demeye direndiler bugüne kadar. Çok şükür aşılarını oldular. Ve şunlara ama şahit sokağa oldum. Çıkamıyorlar. Sokağa çıkamıyorlar ama gençler onların alışverişini yaptı bakın. Yaptılar, doğru. Ve onlar da çalışan gençlerin, o helikopter ebeveynlerin, kariyerlerinin peşinde koşan ebeveyn ne oldukları çocuklarının torunlarına baktılar. Siz de bakıyorsunuz. Biliyorum, paylaşıyorsunuz iki aile olarak. Bu deneyimler pandemide çok daha farklı yaşandı ve bence genç kuşaklar yine mi donduk? Ben her ne kadar bu yayın devam edeceksem de şimdiden söz Pınar Hoca'yla daha değişik bir ortamda. Bu da biraz sıkıntı oluyor. Başka bir ortamda, işte belki Zoom üzerinden, belki başka bir konuda tekrar programı alacağım. Evet, evet ayrıldı. Ben hemen çağırıyorum kendisini. Arkadaşlar ben de görüyorum, ben de hissediyorum. Ama tabii Pınar Hocam'ın bir de programdan ayrılması lazım ki, daha doğrusu düşmesi lazım ki ben onu çağırabileyim. Evet. Zoom üzerinden yapalım. Peki, akademik yolcu. Bunu yapacağız. Hafta içi konuşur. Uygun bir tarih belirler. Bunu Zoom üzerinden yaparız. Bir teklif gönderdim. Biz Perşembe sohbetlerinin aslına bakacak olursanız Zoom üzerinden mi devam edelim yoksa
Instagram üzerinden mi devam edelim konusunda biraz sıkıntılıyız. Çünkü ilgiyi nasıl... Hocam gönderiyorum size teklif gelmiyorsunuz. Benim tekliflerimi kabul etmiyorsunuz artık. Heh. Hüseyin Paktuğan, peki Zoom yapabiliriz ya da Zoom daha rahat. Evet, bence de. Kısa bir anket de yapmış olalım burada dernek adına. Çünkü biz bunu her Perşembe yapıyoruz ve bu tür etkinliklerde kopma çok olmaya başladı. Instagram'da, canlı yayınlarında. Herkes de evde olunca internete yükleniyor tabii doğal olarak. İnsanlar ve internet yavaşlıyor. Doğru. Bakın daha Pınar hocama kabul ettim, gönderdim vesaire ama hala gelmesini bekliyorum. Zannedeceksiniz ki buradan görüp katılmak daha iyi olabiliyor. Evet, bir anda yakalıyorsunuz. Bakın Pınar hoca katılamıyormuş. Bir daha deneyelim. Çok da fazla davet süresi doldu. Gönderdim hocam. Şimdi gönderdim. Şimdi. Herhalde bir dört tane falan gönderdim. Nasıl doluyor bu süre onu anlamadım. Bir daha gönderiyorum. Ben bıkmam Pınar Hoca'nı davet etmekten. Niye bıkayım ya? Şu an gelmiyor. Gönderdim size hocam. İki tane, üç tane davet gönderdim. Siz onları kabul etsenize. Heh, aldım sizi. Geldim. Tamam. Geldim galiba. Evet, geldin geldin. Bak bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey geldi başkanım aklıma. Ben uzun konuşuyorum ya. Talepler alıyor kısa konuşmamla ilgili. Onun için acaba sürelerim Yok ya, yok. Vallahi ben bilmem onu. Ben sizle saatlerce sohbet ettiğim için bu benim için sorun değil yani. Bir şey söyle. Bir de ben kendimi duyuyorum şu anda yalnız. Öyle bir sorun var. Biz de duyuyoruz sizi Ay iki geri kere. geliyor sesim. Buraya da geliyor. Öyle değil sanki. Ya, arkada yankı yapıyorsunuz. Biz duyuyoruz burada. Ben duyuyorum şahsen. Kendi sesimi geri duyuyorum bir iki dakika sonra. Evet. Şimdi değil. Şimdi bitti. Tamam. Düzeldi. Bilgisayara yakın çalışıyorsanız olabilir. Şu an düzgün mü? Evet, gayet güzel. Heh, Hüseyin de iyi duyuyormuş. Tamam, Hüseyin Denizli'den duyuyorsa herkes duyar artık. Ya. Tamam mıyız hocam? Yok canım, gayet güzel. Başkan, ben Güzeldiniz. konuşuyorum. Konuşuyorum, sonra kendimi tekrar tekrar dinliyorum. Şu anda iyi gibi, bakalım nasıl gidecek. Tamam. Gayet güzel. Bakın Antalya'dan duyuyorlar. Denizli'den duyuyorlar. Sıkıntı yok yani. Evet, devam ediyoruz hocam. Tekrar duyuyorum başkan. İki dakika önce konuştuklarımızı geri duyuyorum. O yüzden ben
Ben konuşabilirim. Hocam şöyle yapalım mı? Bu programı burada bitirelim. Bir saate yakın oldu zaten aşağı yukarı. Ama bunu tekrarlayalım. Yani bu hiçbir şeye benzemedi. En kısa zamanda bayramda mı yapalım? Bayram programı mı? Bayram şekeri mi verelim? Ne yapalım? Bayram şekeri yapalım. Evet, bayram şekeri yapalım. Biz bunu sizle programlayalım. Bayramda bir bayram şekeri yapalım. Evet. Tamam Ebru Hocam, yapacağım. Bir söz. Gülsen Hanım'ı da bekliyoruz yalnız programı. O da izlesin. Kapatıyorum ben hocam. Ve bunu kayda almayayım. Bir daha. Peki, bekliyorum. Ayrıldınız. Süper annem, evet. Siz gelmez misiniz Hüseyin Bey Çeşme'ye? Hocam, gönderdim size teklif. Geldi. Aldım, evet. Evet hocam. Az önce gerçekten en kötüsüydü. Çünkü konuştuklarımız tekrar tekrar bana geri geliyordu. Bize hiç gelmedi. İlkten kısa kısa geldi de sonra gelmedi. Neyse, yapacak bir şey yok. Tamam. Toparlayalım istersen. Evet, toparlayalım. Ve bayrama söz verelim arkadaşlarımıza. Yapalım bir program daha. Çünkü bölük pörçük olduk. Gerçekten kimse evet, bir şey yani anlamadı. Tam pandemi kısmına geldik ve pandeminin etkilerini... Şöyle bir şey yapsak mı acaba ya? Şimdi aklıma geliyor. Bayramda böyle daha akşamüstü saatlerinde 3 gibi falan mı yapsak hani? Arife mi yapsak? Arife ne gün oluyor? Salı. Çarşamba. Çarşamba. Olabilir. Arife öğleden sonra 3 gibi. Doğru mu? Benim için uygun. Olur. O zaman buradan sizlere de seslenmiş olun. Arife günü 15'te telafi yayını yapacağız. İşte bakın, peki biz gelenekçiyiz hocam. Yine bu mecrada mı olacağız, yoksa başka bir mecra? Buradan istiyorlar genelde. Hocam işte Arife günü işte olamazsınız. Arife yarım gün. İsterseniz kopuncaya kadar devam edelim. Ama hadi gidelim gitti. Gidelim gittiği kadar. Sonra düşünürüz yeni alternatifi. Evet. Ben yapacak... bayramda farklı meşgaleler planlanmış olabilir diye de düşündüm de, o yüzden Arife dedim ama haklılar. Evet, siz sokağa pandemi, çıkacağız, gezeceğiz. Siz dediniz pandemi kuşağı, ben dedim baby boomer kırıcı. Evet. Etkileşim arttı kıdemli kuşakta diye doğru konuşuyorduk. Ve bu bir şanstı. Kıymetlilerimiz olduklarını anladık. Onlarla birlikte olmanın, onların anılarını paylaşmanın, onlara sarılmanın, onlardan öğrenmenin kıymetini anladık bence. Hı-hı. Her zamanki gibi de sebatkar davrandılar bütün bu zorluklara rağmen. Sizin üstünüzdeki kuşak dahil. Doğru. Söylüyorum. Biz uyum sağlamak zaten bizim işimiz başkan. Doğru. Ne geldiyse bizim başımıza geldi. Zavallı X kuşağı. Yukarıdakilere kendimizi anlatabildik, ne küçüklerimize kendimizi anlatabildik diye şikayet ederiz ya. Biz zaten uyum sağladık diyelim. Kabul ettik. Kanaatkarlığımızı burada da gösterdik. Y kuşağı için de bence sabırlarını sınamanın bir vesilesi oldu. Hani sebat ve sabır konusunda birazcık daha duyarlılık bekliyorduk onlardan. Doğru. Belki bu vesileyle Z kuşağı için etkilerini sonra göreceğiz. Ben Z kuşağının dijital olmasına hiç bu kadar mutlu olmamıştım.
Her şeye rağmen biz onları ekranlardan uzaklaştırmaya, sosyalleştirmeye, sokağa davet etmeye çalışıyorduk. Ama iyi ki bu kadar dijitalmişler. Yoksa özellikle delikanlı çağındaki ya da enerjik kıpır kıpır çocukluklarını yaşayan çocukları evlerde nasıl tutardık bilmiyorum. Yani öyle bir şey oldu ki hocam, düşünün yani bir senedir, tam bir seneyi geçmiş hatta, çocuklar üniversiteyi kazandılar. Çocuklar okuldaki arkadaşlarını unuttular, üniversitesinin kapısını görmeden üniversiteye Mezun gidiyor, olanlar vardı. mezun olacaklar ya da şu an birinci sınıfı bitirecekler var. Yani ya da hazırlık bitirecekler var. Üniversitenin kapısına kadar gelmeden online sistemle kaydını yaptırıp online derslerle, online hocalarla, işte ya burada bir tane hoca varmış, işte böyle ders oluyormuş. Okulu görmeden, deney yapmadan, laboratuvar yapmadan bir takım işleri yürütüyorlar. Tabii işte COVID etkisi bunlar, tamam kabul, ama belki de bizim, ben şahsen Peryon Ege olarak çok şey yaptığımızı, onlara destek olmaya çalıştığımızı, mentörlük vermeye çalıştığımızı, hatta yaz dönemi mentörlüğü ayrı, kış dönemi mentörlüğü ayrı, zaten siz de işin içerisindesiniz, biliyorsunuz. Tabii. 180 tane eşleşme yapmışız. Yani gerçekten işte bunlar bir ihtiyaçtan kaynaklandı, bu kadar rekor başvurular ya da rekor eşleşmeler oldu. Düşünsene, sadece İzmir'de 6 tane üniversitede yaptığımız eşleşme 180. İyi ki de yaptık başkan. Evet. Ben öyle zannediyorum ki tabii zaman gösterecek bunu. Arkadaşlarımla da konuşuyoruz zaman zaman. Eğitim açığı olacak bu gençlerin. Eğer öğrenmeyi öğrenmiş ve online fırsatlardan yararlanmış değillerse bu dönemde, onun için yine bizlere o açıkları kapatmak için de çok büyük bir rol düşecek. Ulaşamayanlar ve ihmal edenler açısından bu böyle. Bir de olayın psikososyolojik yönünü değerlendirmek lazım. Hani dediniz ya, okulun kapısından girmeden mezun oldular. Doğru. Bu çocuklar sosyalleşemediler. İlk aşklarını yaşayacaklardı, yaşayamadılar. Çatışacaklardı, kendi benliklerini Üniversite kendi kantini nedir bilmiyorlar. benliklerini kantini bilmediler, hayal kırıklıklarını yaşamadılar. Kendilerini sınayacakları bazı, onları o günler için üzecek deneyimleri de Doğru. görmediler. Herkesin gençliğinde yaşaması gereken artı kaygılar yaşadılar. Ailelerini, ebeveynlerini, dostlarını kaybedenler oldu. Sergül hala aramızda mı bilmiyorum. Onun da Sebin yazıyordu. evet, minik, zeki, şahane bir Z kuşağı oldu var. Hatırlıyorum pandeminin başında eve kapandığında online'dan arkadaşıyla görüştürmek istediğinde Sergül, ben ne bileyim onun gerçekten arkadaşım olduğunu, ya hologramı karşımdaysa ya ona bir şey olduysa kaygısını yaşadığını hatırlıyorum. Böyle içim cız etmişti. Doğru. Bu onların içinde ne tür kaygılar olup bitiyor, neler yaşıyorlar, biz bunu yönetebildik mi, yönetemedik mi? Bunların hepsini başkan zaman gösterecek. Hocam biz bu tarafta insanlar nispeten daha artı pozisyondalar. Ama biraz daha Anadolu'nun içlerine gidildiğinde internetin çekmediği birçok yer var. Olmayan birçok yer var. Oralarda tabii ki durum çok daha vahim. Hatırlayın, benim yaptığım mentorluk programındaki konuşmaların bir tanesinde kızcağız haftada 3 gün okul olmadığı için Muğla'nın köyünde babasının sürülerini otlatıyor. O 3 gün ya da işte neydi tam hatırlamıyorum, şeyin çektiği, internetin çektiği bir tepeye çıkıyor. Bu şaka değil. Bakın ben bunu kızla birebir konuştum. Ve internetle ulaşınca mentorluk alıyor. Ve bunu zevkle yapıyor. Yapmak zorunda olduğu için yapıyor. Çünkü nasıl başka türlü kendisini geliştirecek ya da işte şeyi yok, hoca yok karşısında, laboratuvar yok, dediğim gibi deney yok, bir şey yok.
Atölye çalışması yok. Hiç olmazsa böyle kendimi geliştireyim diyor ve düşünün. Üniversite Muğla'nın köyleri koyun ya da şey güdüyor ve bu arada eğitimini devam ettirmeye çalıştığı gibi destek alıyor bizden. Çok büyük bir başarı öyküsüydü bu benim için. Çok çok önemli ve özel örneklerden biri. Ben bunun da araştırmaya muhtaç olduğunu düşünüyorum. Canlı derslerimize gelenlerin ne kadarı acaba gerçekten tüm olanaklara sahip öğrenciler? Belki de en çok olanağı olanlar, en az takip edenler. Sizin Doğru. anlattığınız gibi çok özel örnekler var. İşte onlar zaten o Z kuşağını tanımlayan değerlerine sahip çıkacak olan çocuklar. Çeşitliliklere toleranslı, kültürler arası duyarlılığa sahip, doğaya saygılı, tüm canlıların kıymetini bilen, eşitlikçi, adil bir dünya isteyen, barışçıl gençler, bu değerleri taşıyacak gençler onlar olacaklar. Umarım pandemiye karşı çok hazırlıklı olamadık belki ama umarım pandemi sonrası o post travma dönemini proaktif bir şekilde yönetebiliriz. Bu özel ve güzel yeni kuşağı hayallerine kavuşturmak için biz de onlarla birlikte yol alabiliriz. Onların ben gerçekten bu dünyayı değiştireceklerine inanıyorum. Bizim düştüğümüz kısır çekişmelerin içine düşmeyecekler, bizim yaşadığımız çelişkileri yaşamayacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Belki öyle umut etmek istiyorum ama gözlemlerim ve araştırmaların ön bulguları da bunu gösteriyor. Hem çocukların hem gençlerin gözlerinde ben bunu görüyorum. O ışığı canlı tutalım istiyorum. Ben yani çok kesinlikle katılıyorum. Zaten o ışıkları hiç söndürmemek, hep canlı tutmak adına da biliyorsunuz birçok proje üretmeye çalışıyoruz. Ve bu projelerde gençlerimize, çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah yerini buluyordur. İnşallah dokunabiliyoruzdur. İnşallah pandeminin izin vermediğini biz bir nebze olsun, toplu iğne başı kadar olsa dahi olsun, onlara destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Bizim de onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Bu dünyanın onlardan öğrenecek çok şeyi var. 21. yüzyılda evet öğrendiğimiz şeylerden mesela en başında 21. yüzyıldayız. Evet pandemi var, evet her şey var. Ve sonuç itibariyle hala internet olmayan köylerimiz ve Ege köyü bunlar. Bakın Tabii Doğu, tabii. Güneydoğu Anadolu vesaireden bahsetmiyorum. Biraz önce o yüzden konuşurken sık sık tırnak içine almaya çalıştım. Dijital uçurumun varlığını ihmal etmeden koşulları dikkate alarak tanımlamak lazım. Her bireyi evet kendi kuşağı içinde değerlendirmek ama kendi koşullarını ve onun biricikliğini de ihmal etmemek lazım. Bunlar böyle kalıplar ya da reçeteler olmamalı. Biricik ve Doğru. benzersiz insanın kendi özelliklerini dikkate almak, bu farkları görmek çok kritik Evet. başkanım. Doğru, haklısınız. Ben isterseniz yavaş yavaş Toparlayamazsak. toparlayalım ve hafta içerisinde yine bir program için sizle sonra konuşuruz. Arkadaşlara da Konuşuruz. sosyal Ben çok teşekkür medyamızdan ediyorum. duyururuz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Özür de diliyorum izleyicilerden. Teknolojinin bazen azizliğine de bu şekilde uğrayabiliyoruz maalesef. Teknoloji her zaman destek değil ve bazen işte böyle köstek oluyor O zaman bize. bir yeni program ve bir de Bakın gidiyorsunuz şu an. Koptunuz hocam. Evet, teşekkür ediyorum tekrar. Hemen sizle telefonla görüşüp konuşmak istediklerinizi üzerinden bir takım şeyler yaparız. Ve bayramda da güzel bir bayram şekeri programı çıkartırız. Hepinize katıldığınız için bizleriniz teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Eğer bayramda görüşemezsek biz bayramda buradayız. Bekleriz efendim.
Evet, pandemi için, evet. Pandemiden sonra yüz yüze yapacağız hocam. Birbirimize böyle borçlarımız var, evet.